Привет, дорогие друзья! Очень давно мы обещали вам сделать обзор на магазин, где продают мясо и различные другие товары. И, наконец-то, мы пришли в магазин, в котором мы делаем постоянно покупки. Это магазин Итимат Эт, который находится на улице 25 метров, практически в центре Алании. В описании к видео я оставлю ссылку на карту. Недалеко от отеля Эфталия Айтур. В общем, вы легко найдете этот магазин. Ну, а чем примечательен этот магазин? Здесь продается не только мясо, курица, но и очень качественные оливки, чай, о котором нам расскажет Айхан, а также оливковое масло. Давайте пройдем в магазин и посмотрим, что же у них есть и по каким ценам. В этом магазине также любители барбекю, любители шашлыков, помимо того, что они могут купить масло и приправы к шашлыкам, вы также можете купить вот такие вот мангалы. Цены на мангалы от 25 лир, вот такой вот стоит 25 лир. Можно также купить вот такой вот большой на ножках, который стоит 120 лир. Ну и, конечно же, угли и другие аксессуары. Ya şimdi biz bir şeyler alacağız ama önce bizim izleyiciler için İtimat Eti'ye bir anlatır mısın? Ne zaman kuruldu, kaç yıldır var, kaç şubesi var? Tabii. İtimat Eti Market 1970 yılında büyük babamız Ahmet Kaya tarafından kuruldu. Şu an şubemiz var. Bunun dışında da daha üçüncü şubeye geçemedik. Tamam, inşallah o da ilerler. İnşallah. Peki, neden İtimat Eti yapalım? Yani niye itimat ettin alın etleri? Adı itimat zaten, güven de. Hani biraz bir anlatsana, nasıl etler nasıl geliyor, işte belgeler var mı? Tabii. Zaten bilgin belgesi var. Bizim amacımız öncelikle üstün hizmet kalitesinde gelen müşterisi, değerli müşterilerimize, misafirlerimize güzel, temiz ve kaliteli ürünler sunmak. Bunun için çalışmalarımız var. Yılın içerik işlemesi seçilmiştik daha önce. Onun dışında kestiğimiz, gelen ürünlerimizin sağlık ve SEB raporları var. Son zamanlarda biliyorsunuz Şahin Aslan'la ilgili sosyal medya olsun, gerek haberler olsun çalkalanıyor. Tarım Bakanlığı'nın verdiği onay bu. O yüzden gelen müşterilerimizin işlerinin rahatlaması açısından belgemizi çıkartıyoruz. Daha kaç yıldır çalışıyorsunuz? Ben burada yaklaşık 6 senedir çalışıyorum. Evet. Neden bu işi yapıyorsunuz? Nasıl? Aile mesleği seviyorum da aynı zamanda. Hani eğitim hayatım bittikten sonra eğitim aldığım alanım değil de ailemin kurmuş olduğu mesleği, bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralmak için mücadele vermeye başladım. Друзья, вот видите, у всех практически, у кого мы берем интервью, где они работают, это семейная традиция. Поэтому очень интересно нам самим приходить в такие места и узнавать больше не только о профессии, но и, конечно же, о товарах. Теперь давайте спросим у Мета все самое главное, что мы хотим знать о мясе. И, конечно же, если у вас будут вопросы, вы сами сможете сюда прийти. Мемет Бей, о zaman etler hakkında anlatabilir misiniz? Mesela kıyma. Kıymamız bu şekilde, müşterilerimizin kullanımına uygun olacak şekilde yağsız ve orta yağlı olarak, yani orta yağlıyı hayvanın kaburga kısmından yapıyoruz. Normal yağsız kısmını da kuşbaşıya ya da biftekli, yani kızartma sert olacak yağsız kısımlarını kıymalık için ayırıyoruz o şekilde. Kıyma kilo kaç para? Kıymanın şu anda az yağlı kıymanın kilogram fiyatı 54 lira. Orta yağlı kaburga kıymanın fiyatı da 50 lira. Mesela bu etler, bu biraz daha yağlı ve renkler farklı. Evet, görmüş olduğunuz danının antrikot dediğimiz pirzola kısmı. Pirzola. Bu ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli ve yumuşak oluyor zaten. Bunu daha çok barbekü, fırın, tavada kızartma şeklinde yapabiliyoruz. Bu hepsi etlerden en yumuşak, en lezzetli et hangi? Lezzet olarak değil ama yumuşaklık olarak etlerin şahı dediğimiz bütün kasap dükkanlarında bulabileceğiniz en yumuşak parça budur.
Bu tenderloin dedikleri, dananın bonfile kısmı. Bonfile kısmı. Her hayvanda bundan 2 adet çıkmakta ve bu yüzden fiyatı da biraz yüksek. Kaç para? Bunun şu anda kilogram fiyatı 100 TL. 100 TL. Evet. Sadece büyük inekten o kadar az çıkıyor. Evet, 2 tane böyle çıkıyor. Bir büyük bütün hayvandan. Çok enteresan. Ve mesela bu, o da bonfile gibi. Bu görüntü olarak, evet, görüntü sizi aldatmasın. Bu hayvanın tranç dilim biftek dediğimiz but kısmı. Aa, tranç biftek. Evet, tranç biftek. Yani şu şekilde yağsız hayvanın ayak etini parçalıyoruz, temizliyoruz sinirlerini ve dilimliyoruz. İşte bu et. Evet, o etin. Bu ama 5 parça oluyor bir bacakta. 5 farklı kısmı var. O 5 kısmından sadece bir kısmından bu şekilde dilim çıkıyor. Bunu da kızartmaya ya da grille sert oluyor ama bunu biz genelde bu sarma yapıyorlar. Roll dedikleri sebzeli işte garnitürlü fırında. Onu dövüyoruz, geniş yaprak şeklinde açıyoruz, içini doldurup sarıyorlar. Ve bistroganov var, Rusların en sevdiği bistro. Öyle mi? Evet. Bistroganov стоит 64 лиры, транч бифтек стоит 66 лир и дана ямек леликуш баши, это вот то вот, стоит 56 лир. Evet Ruslar, biz et hayvanın biftek kısmından, yani bel kısmından yapıyoruz. Daha yumuşak ve lezzetli olduğu için. Ve köfteler. Evet, yine göl köftemiz var. İçinde taze soğan. Bakabilir misin? Tabii. Taze soğan, karabiber ve tuz var. Çok az da karbonat. Kuzu eti oranı biraz yüksek. O dana ve kuzu eti. Evet, karışık. Dana eti ve kuzu eti karışık. Bu şekilde, şu şekilde Adana kebabımız var. Ne kadar? 60 lira. 60 lira. Evet. Kilogram köfte 60 lira. Bu şekilde Adana kebabımız var. Bu biraz daha baharatlı, kuzu oranı biraz daha düşük. Yine kuzu dana karışık. 60 lira. Evet, kilogram fiyatı yine 60. Adana şiş 60 lira. Şu şekilde dana hamburger köftemiz var. Dananın tranç ve kaburga kısmından yapıyoruz. Bunda kuzu eti yok. Yani köftede kuzu sevmeyenler için yaptık bunu da. Bu da kendi yapımımız. İçinde sadece tuz, kimyon ve toz biber var. En sağlıklı hamburger. Evet, en doğal hamburger, orijinal. Ve şu şekilde dananın kalın bağırsağına bastığımız sucuğumuz var. Osmanlı sucuğu olarak geçiyor. O ne kadar kilo? Bunun da kilogram fiyatı 65 TL. 65 TL ve... Şu şekilde normal sucukla aynı fiyat. Yani bu da normal kangal sucuğumuz. Kendinize ait, itimat et. Kendi yapımımız. Siz kendi ürünüz. Tabii, kendi ürünümüz. Ve mesela bu sucuklar içinde ne var? Sucukların içinde dana eti ve kuzu eti var yine karışım. Ama kuzu oranı biraz daha düşük. Yani %70 dana, %30 kuzu şeklinde. Dışında doğal baharatlarımız var kullandığımız. İşte toz biberi var, kimyonu var, yeni baharı var, tuz, karabiber. Pişmemiş yiyebilir miyiz? Efendim? Pişmemiş. Pişmemiş de yiyebilirsiniz çünkü bunlar baharatla ferment olduğu ve doğal bağırsağa basıldığı için size Osmanlı sucuğundan bir parça takdim edebilirim. Hemen. Evet, tamam. Tadına bakmak istiyoruz. Такой большой сучок, я, кстати, еще ни разу... Bu da sizin öğretti. Evet, bu da kendi yaptığımız. Сейчас будем пробовать огромный сучок. И как он уже сказал, можно есть не жареным. Dışındaki bağırsak kısmını çıkarıyorum. Похоже, кстати, на нашу колбасу. Dokusu ve kokusu güzeldir. Neye benziyor tadı? Похоже на салями. Очень вкусно. Но вы знаете, что в Турции суджук обычно едят на завтрак с жареной яичницей и так далее. Отдадим эту часть Айхану. Он любит. И посмотрим, здесь у них уже есть другое мясо. Бур, да? Кузу? Evet, bu böyle kuzu alan komple kuzu bölümü. Burada kuzu şişimiz. Her hayvandan iki parça çıkacak şekilde gene kuzu külbastımız var. Buttan, bacaktan çıkıyor yani. Her bacakta birer parça. O yüzden biraz daha kıymetli. Kuzu pirzolamız var yine. Kalem pirzol dediğimiz, kaburgamız, böbrek, beyti şişimiz. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Neden Türkiye'de et pahalı? Başka ülkelere göre.
Başka ülkelere göre et pahalı çünkü Türkiye'de hayvancılığa ve tarıma yönelik ilgi gün geçtikçe azalıyor. Hı-hı. Bu büyük firmaların eline geçiyor bu iş ve devlet yeteri kadar yardımda bulunmuyor, destek yapılmıyor. Bunun dışında zaten çoğu üründe dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Bu yüzden de yakıt pahalı, elektrik pahalı ve destek olmayınca üretici buna gücü yetmiyor yapmaya. Bu yüzden asıl önemli olan bir de domuz olayı. Tabii, ha, onun dışında domuz tabii kullanmıyoruz. Türk insanı inancı, inanışı ve genel kültürü, kültürü sebebiyle domuz eti kullanmıyor. Dana eti ya da kuzu eti de domuz eti, domuz hayvanı gibi yani senede kaç sefer doğru bilmiyorum ama tek sıfatında 10-12 arası yavru veriyor bu ve kısa sürede etleri et yapıyor. Ama bizde öyle değil. Bir dana 12 ayda yavruluyor, bir tane yavruluyor. Onunla tekrar gelişmesi 12 ay sürüyor. Yani bir hayvan doğurduğu yavru 24 ayda aslında yetişiyor en az. Böyle olunca et fiyatları da tabii biraz yüksek oluyor. Ve kuzu eti danadan daha pahalı. Evet, kuzu daha pahalı. O da aynı şekilde geliyor. Üretim şu anda yetiştiricilik bitmek üzere. Ve yani arzı talep karşılamıyor birbirine. Bir de Türk insanı taze şeyi çok sever. Kuzunun eti daha yumuşak olur. Daha evet, taze olduğu için. Sizin etler nereden geliyor? Fabrikadan mı? Bizim etler fabrikadan değil. Doğal toplamadır yani. Çalıştığımız bir insan var, toplayıcı. Hı hı. Civar köyleri, mahalleleri, dağları geziyor. Hı hı. Direkt çobanlarla pazar günü satın alıyor. Hı hı. Biz ondan kesilmiş şekilde et olarak satın alıyoruz. Onun içinde zaten az önce göstermiş olduğumuz belgemiz var. Siz önce dediniz o Konya'da kesiyorlar. Evet, Konya'da kesiyorlar. Ve nasıl oluyor? Önce hayvanla kontrol ediyorlar. Hayvanlar önce canlı şekilde mezbahaya geldiği zaman mezbahanenin kendi veterinerleri hayvanların kesime uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Hı-hı. Eğer kesime uygun değilse bunlar hayvanlar ayrılıyor karantinaya. Eğer uygunsa kesime giriyor. Kesildikten sonra da o fabrikadan direkt çıkamıyor. Önce bir gıda teknikerleri, gıda mühendisleri tarafından etinin kalitesini ve bakterilerini taşıyıp taşımadığını kontrolü var. Gıda mühendislerinin kontrolünden sonra salınıma sevk raporuyla birlikte çıkıyor. Tekrar. Sonrasında zaten yine bitmiyor. Onlarda da yine veteriner var. Burada da kontrol ediliyor. Kuzu eti de farklı çeşitler. Biraz anlatabilir misiniz? Ne için kullanabilirler? Tabii. Mesela ızgara için pirzolamız var. Şöyle göstereyim pirzola size. Pirzola. 98 TL. 98 TL. Kuzu çöp şiş var. Kuzu çöp şişimiz var. Kuzu kürbastımız var. Gene ızgaralık. Kuzu kaburgamız var. Kuzu kaburga 55 lira. İç organ sevenler için kuzu böbreğimiz var. Ve kuzu kaburgadan yaptığımız beytimiz var. Yine aynı şekilde ızgaralık. Onun dışında bu bölgedekiler kuzunun kemiksiz parçaları işte. Ön kol ve arka but. Bunda yemeklik, sotelik, kuşbaşı için. Sote, kuşbaşı. Evet. Uh-huh. Onun dışında şu şekilde keza haşlamalık kuzu inciğimiz var. Butun alt kısmı dediğimiz. Kuzunun fırınlık ve tandırlık bel kısmı var. Fileto dediğimiz. Kuzunun bomble ve bifteğidir aslında. Onun dışında kuzu hayvanın boyun kısmı var. Tekrar haşlamalık bir şekilde. Haşlama yaparak kullanabilirsiniz. Uh-huh. Burada da fazla yağları alınmış, temizlenmiş kuzunun ön kolunu görüyorsunuz. Hı-hı. Bunu bu şekilde Türklerin bütün pişirme olayı var işte kuyruk kebabı, tandırdır. Hayır, fırında. Bu parçalanmış halidir aynı şekilde ön kolun. Hı-hı. Bunu bu şekilde bütün tepsiye yatırıp dizip yanında sebzelerle fırına veriyorsunuz. Uzun sürede fırını kendi kısık ateşinde pişiyor. Şey var. Bunlar ciğer. Dana ciğerimiz var. Dana ciğer kaç para? 48 lira, kuzu ciğer 60 lira. Ve bir yılda %100 zamlandı değil mi ciğer? Evet, gerçekten öyle. Özellikle kuzu ciğeri şu anda etle yarışıyor neredeyse. Aynen. Dana etinin çoğu parçasından pahalı. Ve tavuklar var. Evet. Evet, tavuklar. Tavuk ile her şey daha. O ne? Organik. Ha, organik. Köy tavuğu dediğimiz. Köy tavuk. 11 lira. Kilo mu? Hayır, tanesi. Tanesi 11 lira. Kaç para? 40 TL, tane adet fiyatı. Ha, o bütün tavuk dediği o şeyler, paketliler. Bunları siz mi sosluyorsunuz? Evet, bunları biz bütün tavuktan alıyoruz, kendimiz günlük parçalıyoruz ve her sabah bu şekilde insanların kullanımına hazır şekilde hazırlıyoruz. Yani gelen insanları da burada bekletmemek için. Çünkü insanlarımız biraz sabırsız. Aynen, çok.
Вакит önemli artık tabii ya. Можно использовать и для барбекю, и для мангала, и можно также жарить дома. Это очень-очень вкусно. Ve hindi etinde ne kadar faydalı söyleyebilir misiniz? Hindi eti çok faydalı, birçok rahatsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ama ne yazık ki ülkemizde hindi etine gereken önem ve değer verilmiyor. Üretimi düşük, fiyatı pahalı, biraz maliyetli olduğu için çünkü herkes yapmıyor. Çoğu firmada da zaten bulunmuyor. Biz özellikle getirtiyoruz. Ama müşterilerimizin yanında. İnsanları da tavsiye ediyoruz. Alırken en önemli ne mesela? Neye dikkat etmek lazım? Et alırken öncelikle gittiğiniz kasaba geçmiş önemli. Piyasada vermiş olduğu bir izlenim vardır. Her yerin, her müessese. Ona dikkat etmek lazım. Güvenmek lazım. En önemlisi budur. Yani gittiğiniz yere güvenerek gitmelisiniz. Onun dışında yapacağınız şeye yönelik ürünü isterseniz sizin için daha iyi olur. Neden? Siz diyelim yemek, haşlamalık yemek yapacaksınız ama istediğiniz et haşlamaya uygun değildir. Hı hı. Ama bunu kasap arkadaşlarınıza söylerseniz, derseniz ki ben şunu yapmak istiyorum. Ha. Biz de size en uygun olanını en güzel şekilde vermeye çalışırız her zaman. Bak bu da çok enteresan. Evet. Değil mi? Tabii aynı zamanda aşçılık da öğreniyoruz yani. Çünkü insan gelip bunu sorduğu zaman bu insana bunun nasıl yapılacağını anlatmak ve söylemek zorundayız. Yoksa düzgün yapılmaz. Вот столько всего интересного Мемет Бэй нам рассказал. Представляете, помимо того, что они просто продают мясо, они еще и подсказывают вам, для какого блюда какое мясо лучше всего подходит. Поэтому я надеюсь, что тему мяса в Турции мы раскрыли для вас полностью. Если вы захотите что-то купить и познакомиться с Мемет Бэем, обязательно приходите в этот магазин, как я уже говорила, ссылка в описании. А сейчас мы расскажем вам еще и про другие продукты, которые также представлены в этом хорошем магазине. Помимо мяса, в этом магазине также продается оливковое масло, extra virgin натурального отжима и холодного отжима, а также продаются натуральные свежие оливки. Мемет Бэй, сизе кач беш... Çeşit zeytin, açık zeytin, evet. Bunlardan şu şekilde göstereyim ben size. Bu mega yıldız siyah dediğimiz, yani sele zeytinin irisi. Bekletilmiş bir zeytin, güzel, lezzetlidir, iridir. Şu şekilde gördüğünüz gibi yeşil salamura kırmızı zeytinin irisi bu da aynı şekilde. Bunların markası Yöre olmakla birlikte bize tenekeler halinde geliyor. Bu şekilde dökme halde, yani paketleri açıp müşterilerimize takdim ediyoruz. Bu da natürel siyah doblesi. Onun dışında yine bu çizik yeşil zeytin, salamura. Zeytin suyunda bekletiyoruz ki dayanma süreleri artsın diye. Bu da siyah selemizin küçük boyu. Sofralık zeytin olarak geçiyor. Bu şekilde zeytinlerimiz var. Burada razne vidi sıra. Starı kaşar, eski kaşar. 350 грамм стоит 22 лиры. Есть крем-сыр, есть белый сыр, похожий на тофу, всеми любимый, например, 850 грамм стоит 17 лир. Самый обычный кашар пейнир, 700 грамм стоит 19 лир. И есть в Турции, друзья, такой сыр, который называется лор пейнир, лор сыр. Он не соленый, и он очень похож на русский творог. Килограмм лор пейнира стоит 10 лир. Он не соленый и, как я уже сказала, очень похож на творог. Поэтому, кто скучает по творогу, можете его здесь приобрести. Также здесь есть оливковое масло таких марок, как Бьюк Акча. Бьюк Акча – это масло из Газипаши. И марка Кристаль. Самый старый производитель оливкового масла в Турции и самый лучший. Поэтому, если будете покупайте обязательно Кристаль. Он, кстати, продается не во всех магазинах. Можно приобрести 5-литровую бутылку. Она стоит порядка 90 лир, 5 литров. Есть чуть поменьше, натуральное оливковое масло. Видите, с 1987 года. Многие спрашивали, где в Алании приобрести
марку Бьюк Акча, вот именно в этом магазине оно продается. Ну и, конечно же, масло Кристаль. Можно приобрести вот такие вот железные банки. Здесь у нас 2 литра. И, кстати, лучше всего масло хранится именно вот в таких вот железных банках. Не в стеклянных, не в пластиковых, а именно вот в таких вот железных банках. И именно в них, например, вот в таких вот банках у меня знакомые возят его в Россию. Поэтому масло Бьюк Акча можете приобрести здесь. И бутылочки чуть-чуть поменьше. Также Кристаль. Например, масло холодного отжима 500 грамм стоит 21 лиру. Здесь есть также масло Ривьера. Есть масло без всяких добавлений, есть масло натурального отжима. Ну вот, например, такая маленькая баночка стоит 7,5 лир, 12 лир и 11 лир. Вот это вот масло холодного отжима, кстати, очень хороший вариант также на подарки из Турции. Bu altın baş. Bu çay dünyada her zaman derece alan bir çay. Yine en son Silver Award ödülü aldı. Ve tabii ki Filiz çay. Ne kadar? Bunun fiyat yarım kilo 16,75. Вот этот чай стоит 16,75 и Филис стоит 16. Ханги да хай и Айхан. Липтон мы чай курму. Чайкур. Чайкурдан сонра доуш. Доуш. Липтон. Evet, Липтон'un да чайлары güzel ama en kaliteli çay Чайкур ve Доуш. Ve ben biliyorsun en çok bu şeyse çay seviyorum. Филис чай. Ve ya da işte Камеле чай. Алтынбаш tabii ki ama her yerde satmıyorlar zaten. Покажу вам еще цены на этот чай. Как Айхан сказал, Алтынбаш чай не продается везде. Если вы хотите приобрести и привезти из Турции очень хороший чай, вот он, Алтынбаш. Также очень хороший чай Филис. Ну и все чаи Чайкура, как Айхан раньше говорил, просто различные смеси. Есть больше пакет. Пакет 1 килограмм стоит 32 лиры. Ну и, конечно же, чай Доуш, тоже хороший чай, килограмм стоит 20-26 лир. Также в этом магазине, я еще заметила, у них продается различная соль, морская соль здесь есть, и какая-то горная соль, ну и различные виды. 500 грамм стоит 13 лир и 10 лир стоит морская соль. Также здесь продаются различные уксусы. Например, уксус виноградный стоит 5 лир, уксус яблочный и различные вот такие вот наборы. Яблочный уксус и уксус виноградный стоит 9 лир 75 курушей. Также соль можно приобрести вот в таких вот удобных упаковках. Здесь продается еще большое количество приправ и вот таких вот семян. Многие за ними охотятся. Например, семена красные киноа, канива, я не знаю, что это такое, напишите, кто знает. Семена теф и белые семена каноа и то, что мы показывали вам, эриште, домашнего приготовления. Вот так вот выглядит эриште. В Алании тоже можете здесь приобрести. И кто любит турецкие супы, вот, пожалуйста, тархана можно купить и варить суп уже дома зимой. Очень полезно. Вот столько всего интересного, друзья, мы узнали только в одном магазине, поэтому если хотите приобрести какие-то полезные товары для себя, для своих родных, обязательно приходите в магазин Etimat Ed. Спасибо большое, Mehmet Bey. Çok teşekkürler. Добро пожаловать. Да, и добро пожаловать в магазин Etimat Ed. Надеюсь, вам понравилось это видео, вы узнали что-то полезное. Ну а на сегодня всем всего хорошего, мы с вами прощаемся и добро пожаловать в Аланию. Всем пока-пока. Пока-пока.